hoş geldiniz. Dava arkadaşlarımla beraber sizlere bugün bir basın açıklaması için bir araya geldik. Malum 1960 yılındaki Türkiye'nin kaderini değiştirmek üzere yapılmış ve gerçekleşmiş bir operasyonun unutulmaması ve bunların bir sonraki nesillerde de hatırlanması, ders çıkarılması, en son yaşadığımız 15 Temmuz'da bunun çok daha şiddetli bir olayında Türk Kiev'e Müslüman alemi için tamamen engellenmiş güçlü bir direnişle önceden aldığımız derslerden kuvvet alarak gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirilen kalkışma eylemini engellediğimiz günleri unutmamak adına biz Türkiye'nin kaderiyle oynamak isteyenlerin karşısında tek vücut olacağımızı belirtmek istiyoruz. Yapılan operasyonlar öncelikli olarak her şeyden önce kişiler üzerinden gerçekleştirilir. Ama asıl amacın devletimizi, milletimizi bölmek, yıkmak olduğunu unutmayalım. Sözü arkadaşıma bırakıyorum. Buyurun Nurgül Hanım. Sağ olun Başkanım. Öncelikle değerli basın mensupları ve çok değerli dava arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. 27 Mayıs Demokrasi Gazetesi'nin dönümüyle ilgili bir basın açıklamamız var. Medeniyet kelimeleri denildiğinde ilk akıllara gelen Türkiye ve aziz milletimiz, demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze almış, bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edilen, hamuru vatan sevgisiyle yoğurulan milletin evlatları, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş, milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşların tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade arasında perde çekenleri insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları projeleriyle Türkiye'ye çağ atlattırdılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran Menderes bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek Anadolu'nun ezan Muhammediye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan bir iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında askerin namlarını Çankaya köşküne çevirdiler. Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etme odaklı zihniyet, demokratik yönetimine antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde dar ağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli irade olan inançları da Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koymuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Milletimizin ferasetiyle ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan yasada da ise tarihe gömülerek bugün demokrasi ve özgürlükler adası olarak mührünü tarihe derc etmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesileyle 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların tekrar etmeyeceğini,
her türlü vesayete karşı var olan gücümüzde kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmeniz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polat Kan... Canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polat Kan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı.